ve Üyükköy'ünün kültür merkezinin, hizmet merkezinin bahçesinde oturuyoruz şimdi. Yanı başımda da muhtarımızın eşi var, Zekine Hanım. Bu topraklarda yaşayan herkes aşık. Bu topraklarda yaşayan herkes türkü çığırır. Bakalım Zekine Hanım bize bir türkü çığıracak mı? Hem de kimden? Altmışında merdiven vanıda yatırım. Basamak basamak kendim gidiyorum. Acı tatlı günler geride kaldı. Elveda dostlarım döndüm gidiyorum. Dolu sandım bu dünyayı başımış. Gördüklerim hayalımış düşümümüş. İnsanoğlu bir yunu vasız kuşumuş. O daldan şu dalaya kondum gidiyorum. Daraldıkça koca dünya daraldı. Kesildi mi kinim bazım sarardı. Sonsuz adet kahpe felek kimin ışığı yandı. Sanki bir mum gibi söndüm gidiyorum. Devrani der bu şene koşarım sandım. Koşup yüce davını aşarım sandım. Ölenece mutluluğu yaşarım sandım. Felan sözüne kandım gidiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim abim. Biz de teşekkür ediyoruz Zekine Sayan'a. Birkaç cümlede Kul Sabri'den size söz edeyim. Kul Sabri aslında çok önemli bir aşık. 19. yüzyılda yaşamış. Önemli bir aşık ama ne yazık ki layık olduğu kadar aşıklık yönü duyulamamış. Ama inanç dünyası içerisinde oldukça önemli bir yeri var. Ve yurdun çeşitli yerlerinde de Kul Sabri ile ilgili dergahlar bulunuyor. Kul Sabri biraz evvel sözünü ettiğim gibi 1851 yılında Hüyük köyünde doğdu. Babasının adı Yusuf'tu. Kendi asıl adı da Ali'ydi. Başlangıçta Ali, Garip Ali gibi mahlaslarla şiirler söyledi. Ancak çok sonraları post nişinleri dediler ki sen önce biraz sabretmesini öğren. Onun için senin adın bundan sonra Sabri olsun, Kul Sabri olsun dediler. O tarihten sonra şiirlerini Kul Sabri olarak yazmaya başladı. Kul Sabri, Aşık Sıtkı, Agahi, Yassı Pınarlı, Aşık Hilmi gibi kimselerle arkadaşlık etti. Ve 1931 yılının sonbaharında bu köyde gözlerini yumdu. Ölmeden evvel 3-5 yıl önce felç geçirmişti. Hasta olduğunu öğrenen Çepni yörelerinde yaşayan bir arkadaşı köyüne gelip onu ziyaret etmişti hasta yatağında. Ve ona son şiirini, vasiyet niteliğinde olan son şiirini irticalen söylemişti. Ve bu şiirini söyledikten sonra da gözlerini kapamıştı. Şöyle diyordu. Bir arzuhal yazsam gül yüzlü şaha, derunumda yanmalarım vaktidir. Melekler de nazar kılsın bu aha, pervanelerde dönmelerin vaktidir. Irmak kenarında bitti bu bir fidan, yanıyor yüreğim bilmem ki neden, hep sılacı oldu bizimle giden, göç geriye dönmelerin vaktidir. Kul Sabriyem der ki gönlüm haki, er olan sevmez mi ervahı baki, ecel şerbetini doldur, ver saki, dost badesin, sunmaların vaktidir dedikten sonra
ruhunu Hakk'a teslim etti. Höyük'ten sonra bugün ziyaret etmeyi planladığımız son köyümüz olan Sarıkaya'ya doğru hareket etti Saadettin'in minibüsü. 35 yıl gibi kısacık bir süre yaşayıp bize çok vurucu sözlerden oluşan türküler bırakan Hüseyin Gürsoy'un köyünü görecek olmak çocuksu bir heyecan yaratıyordu ekibimizde. Sarıkaya köyü deyince ben bir kişiyi hatırlarım hep. Hüseyin Gürsoy. Hüseyin Gürsoy çok etkilemiştir beni. Hem genç yaşta aramızdan ayrılmış olmasından hem de eserlerinin başka aşıklar tarafından yağma edilmesinden dolayı. Hüseyin Gürsoy 1907 yılında bu köyde doğdu. Babasının adı İsmail Efendi'ydi. Annesinin adı da Besse'ydi. Sazla beraber keman çalmayı da öğrendi. Bu bölgede kemanla şiirlerini türküleştiren ender aşıklarımızdan birisiydi. Hüseyin Gürsoy yurdun dört bir yanını dolaştı. Köyünde Şehriban Hanım'la evlenmişti. Çoluğu çocuğu olmuştu askerlikten sonra. Ekmek parası için gurbet ellerde gitti, konserler verdi. Ankara'da konserler verdiği sırada Ayşe isminde bir hanım Hüseyin Gürsoy'a aşık olmuş. Hüseyin Gürsoy'un çocukları var, eşi var ama kadın delicesine Hüseyin Gürsoy'a aşık olmuş. Hüseyin Gürsoy alıp bu kadını köye getirmek zorunda kalmış. İkaz etmiş kadını. Ben demiş işte Şarkışlan'ın bir dağ köyündenim. Yoksuldur benim köyüm. Sana göre değil. Sen şehirli bir kızsın, şehirli bir hanımsın. Oralarda yaşayamazsın, adapte olamazsın oralara demiş. Ama kadın ne olursa olsun seninle Fizan'a bile giderim demiş. Peşine düşmüş Hüseyin Gürsoy'la buraya gelmiştir. Ancak köyde Ankaralı asri bir hanım yadırganmış. Rahatsızlık vermişler, homurdanmışlar. Hüseyin Gürsoy'un ağırına gitmiş bu muameleler. Ve ne yapsın kadını, anneni babanı özlemişsindir diyerek almış istasyona gitmiş. Seninle beraber Ankara'ya gidelim demiş. Trene binmişler. Sen otur ben geliyorum demiş. Trenin arka kapısından inmiş. Tren hareket etmiş. İstasyon orada. Zoruna da gitmiş. Hüngür hüngür ağlamış. Beni de severim seni. Sen de sev beni. Günün tatlı yorgunluğuyla Şarkışla merkeze doğru yola çıktığımızda Boğaz'da bir ceviz çiftliğinde bizim için Aslan Türk'ün dostlarının sofra hazırladığı haberini aldık. Gün içinde o kadar çok Türkiye gark olmuştuk ki akşam sofrasında bile o etkiden kurtulamayıp Mehmet Erdoğmuş'un okuduğu ağıtlarla dinlenme yolunu seçtik. Al yeşil bayrağı nestireyim. Al yeşil bayrağı nestireyim. Emmisin dayısın küstüreyim. Ne çalmadın durasıca dille. Bir beşecek sallamadın kolları. Bir oğlum olsaydı olurdum hatı. Karnına da kardım çıtır kaltı. Karnına da kardım çıtır kaltı. Satın alınmaz ki alayım satın. Ne çalmadın dura sıca dille. Bir beşecek sallamadım vallahi.
Oğlan teşekkür ederim. Oğlan beşiğine de beşecek diyor yani. Olaydı da beşecek. Beşiği dikkat edecek diye.